Herkese merhaba. 8 Nisan Pazartesi servis atışı hoş geldiniz. Tatil haftası herkese, tatil yapanlara güzel bir tatil ve güzel bir bayram diliyoruz. Bizim gibi çalışanlara da kaderdaşlara özel selam olsun. Hızlıca seçiklerimize bakalım. Gün geçmiyor ki futbolda dünyada bir manşet olmayalım. Dünyada gündeme gelmeyelim. En son dün akşam Süper Kupa finali oynanmıştı. Galatasaray Fenerbahçe arasında daha önce Suudi Arabistan'da oynayacaktı. Oynanamamış, iptal olmuştu. İşte pankartlar, formalar, Atatürk ilgili krizi derken maç Urfa'ya alınmıştı. Ama Fenerbahçe demişti ki benim Avrupa maçım var. Ve başkanı bırakacağını açıklamıştım. Olağanüstü şeyler olmazsa demiştim. Olağanüstü şeyler olmaya doğru gidiyor dedi Ali Koç. Bazıları Ali Koç'u eleştiriyor. Sportif başarısızlığı kapatmak için bazı destek veren Fenerbahçeler de var. Artık yeter yıllardır Fenerbahçe'nin hakkı yanıyor diyenler var. Bundan sonra lig için baskı yaptığınız düşünülenler de var. Galatasaray cephesi maçın biraz tadını çıkarma havasında. Onlar kupalı kutlayan görseller yayınladılar. İşte ararım seni her yerde klipleri yaptılar. Tabi Galatasaraylar da memnun değil. Hiç kimse memnun değil bu gerginlikten. İşte bu sene neler oldu boykotlar, kavgalar, gürültüler. Bir türlü futbolda huzur bulunamadı. Şimdi daha tehlikelisi 18-19 Mayıs haftasında Fenerbahçe Galatasaray a. eğer lig böyle devam ederse şampiyonluk maçına çıkacaklar. Final gibi bir lig maçı olacak. O zamana kadar bu gerginliğin e, düşürülmesi lazım Türkiye'deki huzur için. Futbol Federasyonu 18 Temmuz'da kongre kararı aldı. Ama bu da e, liglerin başlamasına çok az bir süre olduğu için buna da Beşiktaş'ı itiraz ediyor. Çok adaylı bir kongre istiyor. Çok adaylı demek atanmanın olmaması demek. Ali Koç'a başka bir eleştiri de aslında sarayın etrafında dönüyor ama futbolu gerçek söz sahibi yönetenler, başkanı atayanlar meyakiye atayanlara yönelik pek cesur çıkışlar yapmadığı söyleniyor ama hükümetin Ali Koç'un bu tavırlarından ciddi rahatsızlık duyduğu söyleniyor. Hükümetten bazıları bazı milletvekilleri de artık bu işe bir el atılması yönünde tweetler attılar. Evet futbol malum daha çok konuşuruz. Hafta sonu bir hadise gerçekleşti. Hala hükümetin psikolojisini bozuyor. Filistin için bin genç, bin gönüllü inisiyatifi vardı. Onlar İsrail'e ticaretin sonlanmasını istiyor. İsrail'e ekonomik ambargo uygulanmasını istiyor. Oradaki gençler çok aşırı kuvvet uygulayarak, oransız kuvvet uygulayarak polis bastırdı. Biraz görüntüleri de bakalım. Şunun sesini de kısayım. Evet gerçekten çok haşin davrandılar. E, jobladılar. Birazdan başka bir görüntü var orada sesi de dinleyeceğim. Çeken kişinin yorumları da var. Bu arada e, kişilerden bir tanesi gözaltına alınanlardan bir tanesi de e, avukat Beyza Akyüz babası e, Cengiz Akyüz daha önce Mavi Marmara'da hayatını kaybeden o gemideki kişilerden bir tanesi şurada gördüğünüz turuncu e, başörtülü de yine kardeşi Erva Akyüz bu ikisi de e, olunca bayağı konuşuldu şimdi bir görüntü daha var şunu biraz sessizleyelim. örtüsü de açıldı. Aha. Resmen işkence yapıyorlar kızları. Kızları daha çok dövüyorlar. Yemin ederim ya. Evet kızları daha çok veriyorlar. Yemin ederim çeken insanın yorumu. şimdi tabii başörtülü polisler başörtülü dövüyor. Başka işte tokatlayan da vardı. Hafta sonu sizin mutlaka önünüze düşmüştür. Şimdi burada hadise başörtülü denince bir şey kaçırılıyor. Yani evet İslamcı bir hükümetin olduğu yerde başörtüler coplanıyor. Yani bu mudur? Hadise bu değil. Hadise bunların partiyi protesto etmesi. Erdoğan'ın protesto etmesi. İşte katil İsrail işbirlikçi AKP. Mesele tamamen hükümete yönelik bir şey söylemler yoksa başörtülü başörtüz mesele değil. İşte cemaatle ilgili e, görüntüleri aklınıza getirin. İşte cezaevinde bir sürü başörtülü insan var. Onlara yapılan işkenceler, çıplak aramadan tutun taciz, işkence haberleri. Maalesef burada yayınlamak zorunda kaldık. Onlar da başörtülü. E, Furkan Vakfı gönüllüleri vardı. O çarşaflı kadınların nasıl böyle canice dövüldüğünü hatırlayacaksınız Adana'da. E, e bir tane başörtülü kadın vardı. Erdoğan için benim ömrümden al sana versin Allah demişti. Kadın bir eleştirici bir şey söyledi ekonomiyle alakalı partiden attılar. Yani mesele başörtülü olup olmamak, polisin başörtülü olması değil. Mesele Erdoğan'ın partinin eleştirilmesi ve başörtülü olunca daha hınçlı yapıyorlar. Çünkü hain muamelesi yapıyorlar. Tabi bu görüntüler hem seçimde de çok psikolojilerini bozmuştu. Bir sürü işte Ali Yerlikay İçişleri Bakanı tweet attı. Gençler bırakıldı çünkü çok tepki topladı. Göz altında kimse yok odaklı atmıştı. Vali enteresan bir tweet attı. Şimdi dünden beri de çok paylaşıyor AKP'liler. Bakın ne demiş vali. Davut Güloğlu diyeceğim. Davut Gül. Davut Güloğlu daha ciddi bir valilik yapar. Tabi noktalama imla oraları geçiyorum. İstanbul'da kesme işareti falan da sinirimi bozdu ama Filistin'e destek İsrail'e protesto etmek amacıyla son 6 ay içerisinde 947 etkinlik. Ya kardeşim bu etkinlik konulardan farklı. Burada hükümeti de protesto var. Yoksa katil İsrail'de bağırayım her yerde bağırtırıyorsunuz. İşbirlikçi AKP dedirtiyor musun? Dedirtmiyorsun. Geç. Bakın. Tarihinde hiçbir gösteriye tahsis edilmeyen Galata Köprüsü dahil bütün talepler. Ya Galata Köprüsü'nü bilele açtınız ya. Dalga mı geçiyorsun? Galata Köprüsü'nü CHP açıyor musun? Ya da bu gençler açıyor musun? Bilal'in etkinliğini açtın. Ne kadar utanmaz bir adam. Tüm toplumsal olaylarda olduğu gibi. Nasıl ya? Her gün biz basın açıklayan insanların itildiğini, kakıldığını görmüyor muyuz? Yanlış bir şey mi yapıyoruz? Sanki her şeye izin veriyorlarmış gibi. Devam ediyor. işte bunu bütün havuz bugün evre çevire yayınladılar. Manşetlerde de var. Farklı şer odaklarının ittifakıyla oluşturulan marjinal gruplar. Yani bunlar bir anda hain oldu. İniyetli vatandaşları devletimiz ve fedakarlıklarını yok sayıp 5. kol faaliyeti. Şimdi havuzda bir sürü Mossad ajanı haberleri çıkıyor değerli izleyiciler. katil aranıyorsa İsrail'e ve kendilerine destek veren aynı dış güçlere baksınlar. E bu gençler de zaten katil İsrail diyor başka bir şey demiyor. Yani görüyorsunuz bir işi propagandaya çevirdiler. Bugün bütün havuzda bu genç ve benzer örgütlerin işte Mossad'la ilintili olduğu yenilik haberler var. Bir de Anadolu Ajansı'na görev vermişler. Anadolu Ajansı bu ticaretin e nasıl oldu işte Filistin'e gidecek şeyler mutlaka İsrail gümrüğünden geçmek zorunda diye haberler yapıyor. 3-5 dakikada bir tweet atıyor. Bu defalarca açıklandı bir İsrail ve Filistin'in farklı gümrük kodları var. Bu bir ikincisi giden malların İsrail'e gittiği işte ürünlerden defalarca ispatlandı. Özellikle Metin Cihan e, gazeteci meslektaşımız bunu defalarca belgele diye yayınladı. İşte sadece kendi tabanı propaganda. Bir de şöyle bir şey var benim dikkatimi çekti. Bu bir genç kız e, havadan atılan yardımlardan bir tanesini almış. Onu içindekileri gösterecek. Bakın. Müsiyat yazıyor. Ne kadar enteresan değil mi? En çok eleştirilen işte müsiyat üyeleri falan vardı. Anadolu Ajansı müsiyatın ile beraber gönderdiği paketleri durmadan şey yapıyor. İçinden de bunlar çıkmış. İsrail'e ticaret ilginç bir e, bilgi daha çıktı Metin Cihan'dan. E, İsrail'in bir tarım firması var. Hayfa. Onun Türkiye'deki ortağı MHP milletvekili çıktı. MHP milletvekilinde şöyle bir tweet'i var. Daha önce Devlet Bahçeli'nin bunun bir konuşması vardı. Onu alıntılamış. İşte devletim istesin, milletim destek versin, Gazze'ye revan olalım, olmazsam namerdim diyen MHP milletvekili İsrail'in büyük bir tarım şirketinin Türkiye ortağı olduğu da ortaya çıktı. Evet, İsrail'e en çok kim küfrediyor, sen çok o ticaret yapıyor. Genelde yani hep böyle olur. Hatay'daki seçimler ilginç bir hal almaya başladı. Tabii Lütfi Şahin olunca hiç kimse böyle de lütfi Şahin kazanacağını AKP'li kazansın diye epey bir çoğunluk var. Ama hak haktır. E, CHP itiraz etti. YSK başkanıyla görüştüler. Gül Çiftçi CHP'nin avukatı. Senin Saye Böke de açıklama var. E, 38, 3389 ölü seçmen oy kullanmış Hatay'da. Çok ciddi e, belgeler olduğunu söylüyor CHP'liler. Bununla alakalı çalışmalar yapıyor ama Mazbata verildi. Nasıl ilerleyecek e, hep beraber göreceğiz. Bu arada Özgür Özel de oradaydı. Konuşamadı. Genel Başkan seçimden sonra 10 bin bakıma girdi. Ses tellerinden ameliyat oldu. E, gözünden de dün bir ameliyat oldu. Katarak ameliyatı. Gözüne mercek yerleştirilmiş. Dileriz e, bir önce sağlığına kavuşur. Bundan sonra da bağırarak konuşmaz. Ona da acil şifalar diyelim. Ve gelelim. Kapak konumuza gelelim. AKP'liler birbirlerini nasıl suçluyorlar? Mehmet Metiner e, bir e, tweet attı ve tweet'te de dedi ki kendisini seçim e, koordinasyon merkezinde bir görevli isteyeceğim küçük güzel bazı şeyler yollamış ve seçim sürecinde yaşadıkları şeyler mesela Fato Oktay Cumhurbaşkanı yardımcısı eski e, onu hiçbir programı <laughs> beğendirememişler demiş ki ben esnaf ziyaretine gitmem bir yerde toplanın ben gelip konuşayım falan. İkincisi Torul Türkeş ya hastaymış ya yurt dışındaymış programlara katılmamış çok şikayetçiler. Julie de Sarayeroğlu. bu da eski bir bakan, çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı yapmış. Buna da bir türlü program beğendirmemişler. Örnek Haymana'da e bir program varmış, benim Haymana'da e ne işim var demiş, gitmemiş. Daha da kötüsü Ankara İl Başkanı, yani bütün seçim işlerini koordine edecek kişi, kendisi lüks bir alışveriş merkezinde, kendisine özel bir seçim koordinasyon merkezi oluşturmuş. Kameralardan bakmış, beğendiğine çıkmış, beğenmediğine çıkmış. Hiçbir şekilde koordine olamamışlar falan Mehmet Metinler daha sonra bunu yayınladığı için özür diledi. Ama tabi bu biraz şey. Mesela gözyaşları aslında hani ortaya atarsın, linç ettirsin. Daha sonra tüh Keşke bunları yapmasaydım dersiniz. Partide böyle herkes birbirine sosyal medyada şu çalışır çalışmadı. Erdoğan'ın hani ihanet edenler var demiş ki herkes bu sefer hain arıyor. Partide hain arıyorlar. Bu tür suçlamaların görünen o ki daha da devam bileceği görünüyor. Evet. Bugünlükte bu kadar diyelim değerli izleyiciler. Yarın yine görüşmek üzere. Hoşçakalın.